kanun yine yandaş medya tarafından depremzedelerin yaralarını saracağız. Ama muhalefet buna muhalefet ediyor. Kabul etmiyor depremin yaralarını saralım diye de propaganda yapılıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Baştan ifade ettiğim gibi bu iktidar depremin yaralarını sarmadı. Bu iktidar depremin yaralarını büyüttü. Bu iktidar şimdi ihaleye verdiği hem enkaz kaldırma hem yeni inşaatlaşmayla ilgili ihaleye çıktıkları zaman yüzlerce iş makinası deprem bölgelerini doldurdu. Ama depremin ilk günlerinde bir iş makinasına dahi biz ihtiyaç duyduğumuz zamanda seferberlik yerine, toplumsal seferberlik yerine bu iktidar OHAL ilan etti. Ya afet yaşanmış bir bölgede hangi akla hizmet ki OHAL ilan ediyorsunuz? Afet bölgesi ilan etmek zorundaydınız. Bu iş makinaları Beşli Çete'nin, yandaşların iş makinaları o zaman gelecekti, o zaman gönderecektiniz. O zaman seferber edecektiniz o iş makinalarını. İnsanları enkaz altından kurtarmak için seferber edecektiniz. O zaman seferber etmediklerinizi şimdi gelmiş ihaleler için seferber ediyorsunuz. Ve bunun adına depremzedelerin yaralarını sarmak diyorsunuz. Bu hikayeyi burada anlatmayın. Bu hikayeye inanacak hiç kimse yok burada. Bakın deprem vergisi toplandı 99'da. Özel iletişim vergisi adı altında. 2023-2022 arasında düzeltiyorum. 2003-2022 arasında 86 milyar 138 milyon lira deprem vergisi toplanmış. Bu vergilerle konut yapılmış olsaydı 96 metrekarelik konutlardan 1 milyon 211 konut yapılırdı. Biraz daha büyük konut yapılacak olsaydı yani 112 metrekare 1 milyon 38 bin konut yapılırdı. Ama konut yapılmadı. Ne yapıldı bunlar yerine? Dönemin yine Hazine Bakanı Şimşek bu paralar nereye gitti diye sorulduğunda yol yaptık, havaalanı yaptık. Bu 74 milyon yurttaşımızın hakkıdır deme cüretini gösterdi. Şimdi aynı bakan bize bu torba yasayla gelmiş. Ve bu torba yasada ayrılacak olan bütçenin yarısından azı deprem için kullanılacak. Geri kalan paralar bu seçimde bütçede oluşan açıklarınızı, bu iktidarın açıklarını kapatmak için kullanılacak. Ama adı neymiş bu torba kanunun? Depremin yaralarını sarmak. Hadi buradan. Hangi depremin hangi yarasını sarıyorsunuz siz? Bakın burada gerçekten depremin yaralarını saracaksak neler yapılmalı? Bir kere toplanmış olan deprem vergileri. İki, yurt içi ve yurt dışından hesaplar dağıttınız ya bir sürü para toplandı. Toplanan paralarla yine kamu kaynaklarından ayrılacak paralarla depremzedelere bedava konut yapılmak zorundadır. Gölcük depreminde olduğu gibi konutları yapıp 20 sene geri ödemeli vermeniz, satmanız demektir. Siz burada deprem yarası falan sarmıyorsunuz. Hatay, Adıyaman, Maraş, iş yok, aş yok, dükkan kalmadı. İnsanlar üretimde değil, iş yaşamı bitmiş durumda. Bu insanlar hangi borcu nasıl ödeyecekler? O yüzden eğer burada gerçekten biz deprem yarası saracaksak, yapılması gereken birinci şey, evlerin ve konutların ücretsiz bir şekilde depremzedelere dağıtılması gerekiyor. İki, faturalar ertelenmişti. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları. Ve şimdi o faturalar birden depremzedelerin önüne geldi. Bu utanılacak bir şeydir. Burada oturan her milletvekili bundan hicap duymalıdır. Bakın evi yıkılmamış olan insan evinin yanındaki 5-10 çadıra kendi evinden elektrik çektiler, verdiler. Bizzat bunun tanığıyım. Kendi mahallemizde bunlar öyle oldu. Ve birçok mahallede aynısı oldu. Ve bu elektrik faturalarını kalkıp yurttaştan, depremzededen talep ediyorsunuz. Bu faturalar derhal silinmelidir. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları erteleme değil, silinmelidir. Kredilerden bahsediliyor torba yasada. Kredi değil, hibe olmalıdır. Depremzedelerin yaraları bu kadar ağır ve büyükken bizlerin yapacağı şey kredi vermek değil,